Manşete hoş geldiniz. 10 yıldır dilimizde tüy bitti ama sonuçta artık hukukun ekmek olduğunu, olmazsa olmaz olduğunu, özgürleşerek zenginleşebileceğinizi, müreffeh bir toplum olabileceğinizi e, anlamışsınızdır zannediyorum. Elbette bazı konuların anlatılması, kitaptan okunması veya bir bilenden dinlenmesi veya en azından başına iş gelenlerin kendi tecrübelerini paylaşması bir şeydir ama genel olarak dünya toplumlarında da böyle, hele Türkiye toplumunda yüzde yüz böyle İnsanlar kendi ocağına ateş düşmeden anlamıyor. Şimdi esasen gündeme dair bir başlık atmak falan gerekir ama bu da tam gündeme uygun bir başlık. Yani aman kendinize mukayyet olun dedim. Neden öyle dedim? Çünkü hukuk ortadan kalktığında devreye başka şeyler girer. Yani devlet ortadan kalktı. Yani hukuk ortadan kalktığında devlet ortadan kalkar ve esasen devlette iş tutan ve kendi hırsızlıklarını, yolsuzluklarını, kendi suçlarını örtmek için devleti ele geçiren mekanizmayla birebir yüzleşirsiniz. Ve bu, bu mekanizma e, artık size sadece parmak sallamaz. Sadece sizi dövmez, sopalamaz. Yani e, başka bir evreye geçilmiştir artık. Ve şu anda Türkiye'nin geçtiği evre o. İşte... İbrahim Özdebak karikatürü yeni sayfada güzel anlatıyor. Anayasa beni tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Öyleyse ben seni hiç tanımıyorum. Keşke iş bu karikatür, karikatürdeki gibi karşılıklı laf dalaşından ibaret olsa ama öyle değil. Bu toplum yaşamında hayatın kılcallarına kadar hemen her alana sirayet edecek ve herkesi etkileyecek bir süreç. 2023'te ilk yayınlarda daha doğrusu bundan önceki yayınlarda biraz özetlemeye anlatmaya çalıştığım siyasi ve toplumsal açıdan ve elbette hukuki açıdan bir takım gelişmeler oldu ve 2024'te tam anlamıyla bir dikensiz gül bahçesinde iktidar ve egemenler açısından söylüyorum bunun uygulamaları görülecek. Sevinç Özarslan paylaşmış. Geçen yıl Samsun cezaevinde pankreas kanserine yakalanan, dördüncü evre olana kadar tahliye edilmeyen inşaat teknikeri Hüseyin Geçmek. 37 yaşında bu sabah vefat etmiş Samsun'da. Çok geç tahliye edildi diyor. Soldaki ve sağdaki aynı kişi. Bu ve benzeri dosyalara, bu ve benzeri vakalara, bu ve benzeri hadiselere aman bize ne? Devletin vardır bir bildiği. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. E yani efendim baksınlar başın çare, başlarının çaresine filan gibi bakıldığı bakılıyor ve bakıldığı sürece de burnu çoktan çıkmayacak Türkiye milletinin veya Türkiye halklarının nereden nasıl bakıyorsanız. Nazlılacak. 2016'da yayınlanan yazısından ötürü iftira suçlamasıyla aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının ki yani tarafları dışarıda ellerini kollarını sallayarak geziyor. Tuhaflığa bakar mısın? 4 Aralık'ta yeniden cezaevine girmişti. Hendek açık cezaevine geçmiş. Denetimli serbestlikle tahliye olması bekleniyor falan. Yani bu gözler neler gördü ya? Diğer mahallede de öyle. Ayşe Arman'ın tweetini RT ettiği için birileri yargılanırken Ayşe Arman dışarıda dolaşıyordu. Ben onu da alın demiyorum. Yani tuhaflığa dikkat çekiyorum. Yani bir konuyu birisi gündeme getirmiş, söylemiş, yapmış neyse. Alıyorsa bunu mevzu ediyorsun. Onu mevzu ettiğin için senin başın belaya giriyor. Ama olayın aktörleri Bundan hiç etkilenmiyor. Yani böyle bir ülke. Yani acayipliğin altını çiziyorum. Şimdi bir başka acayiplik de kısa dalga. E, internet sitesinde yer almış ki aman kendinize mukayet olun derken kastettiğim bu esasen. Şimdi gerçek gündem editörü fotoğrafta da var. Elleri kelepçeli. Furkan Karabay. Birkaç gün önce tutuklandı. Sarallar grubundan Barış Saral'ın yargılandığı davanın tutanaklarını paylaşmıştı, haberleştirmişti. Yani mahkeme tutanağını, tutanağını paylaştı veya haberleştirdi diye tutuklandı kişi. Yani esasen bilinmesini, bilinmesi istenmeyen bir bilgiyi yaydığı için tutuklandı. Aynen öyle. Yoksa mahkeme tutanağına haber yapmak suç değil. Gazetecilik zaten suç değil. Her neyse. Gizli bir belgeyi ifşa etmiş falan değil. Bugün herhangi bir anda sosyal ağlardan herhangi birine girin. Geriye doğru 24 saatlik bir tarama yaptığınızda onlarca mahkeme tutanağı görürsünüz. Neyse konu o değil Furkan Karabay e, tutuklanmadan önce gözaltına alındığı sırada yaşanan süreçlere dikkat çekiyor avukatı Enes Ermaner ve e, bunu da Adalet Günlüğü programında anlatıyor. Oradan aynen okuyalım Furkan'ı Beyoğlu, em Beyoğlu Emniyetten arıyoruz diyerek biri aramış artık gerçekten Beyoğlu Emniyetten mi aradılar yoksa almaya gelen polisler mi bilmiyoruz. Tebligatınız var gelin demişler. Furkan da aşağı iniyor. Buradan çıktıktan sonra 100 metre ileride 3 tane polis çeviriyor. Kimliğini ver bakalım. GBT'sine bakıyorlar güya. Aa senin yakalaman var diyorlar. Arabaya bindiriyorlar sonra. Hatta Furkan da ilk başta çekiniyor. Kartlarını gösterdiler ama belki de bambaşka insanlar. Belki de sahte karttır. Beni aldılar ama beni aldılar hemen arabaya bindirdiler diyor. Şimdi kaçırma vakaları da böyle. İşte siyah transponderla 8 yıldır insanlar kaçırılıyor ve kimse ilgilenmiyor. Türkiye Gazetecilik Medya Mahallesi, Siyaset Mahallesi de ilgilenmiyor. Hani KYK falan biraz ilgileniyorlar. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ama otellere hiç basmıyorlar. MIT operasyonu çünkü ve hepsi MIT iltisaklı insanlar. Bu kadar net yani. Direkt ortadan konuşmak lazım. 2020'de biraz ortadan, 24'te biraz ortadan konuşacağım kusura bakmayın. Şimdi hatta o gazeteciler yayınladım, deşifreledim ettim. Ya MIT harika operasyonlar yapıyor. Bak insanları paketliyor falan diye de övgüler düzüyorlar yani. Neyse geçelim. Şimdi böyle bir şey de olabilir. Yani bu çocuk her şeyi biliyor. Gazeteci olarak başıma her şey gelebilir. Acaba gerçekten bunlar polis mi şu bu filan falan. Bir de şeye bakın. Yani Fatih Altaylı ha hadisesi gündemde, bir gündemde birazdan bakacağız. Yani Fatih Altaylı'yı çarşamba günü savcı davet ediyor. Lütfen buyur, buyurup gelir misiniz adliyemize? Size bir çay ikram etsek. Yani hakkınıza da bir şey var. O konuyu da bir üzerinden geçeriz. Zahmet olmazsa diyor. İki gün sonra cuma günü için ulaşıyorlar. Fatih Altay ile giyiniyor, kuşanıyor. Avukatıyla beraber savcının davetini icabet ediyor. Çayını kahvesini içiyor. ifadesini veriyor. Bir saat mahkemede durduktan sonra çıkıyor. Sonra bu gazeteciye yapılana bakın. Gazeteci var, gazeteci var. Biri devlete çalışıyor, öbürü devletin istemediği, yayılmasını istemediği, yayınlanmasını istemediği belgeleri yayınlıyor diye. Direkt ortadan söyleyeceksin yani hiç öyle mış gibi yapmaya gerek yok. Şimdi bitmedi devam ediyor. Furkan arabaya bindirdiklerinde işte aman kendinize mukayet olun derken dediğim bu. Furkan arabaya bindirdiklerinde yanındaki koltukta silah varmış. Öndeki koltuktaki polis diyor ki: "Tamam silahı ver bana." Furkan da diyor ki: "Ben neden size silah vereyim? Benim neden parmak izim geçsin bu silaha? Kendi kendi silahınız kendiniz alın." diyor. Daha sonrasında kimse vatan emniyete kadar Furkan'la konuşmuyor. Furkan arabaya bindikten sonra avukatlarıma haber vermek istiyorum diyerek telefonunu açmaya çalışınca, "Hayır, senin telefonuna da el koyma kararı var." denilerek telefonunu da alıyorlar. Şimdi burada şeyde değilim. Yani diyebilirsiniz ki, "Ya arkadaş, birisini almışsınız, götürüyor musunuz? Yanında silah var." Hadi o ayrı bir hikaye. Sonra da o silahı istiyorsunuz. Kişi fark etmediyse bile silahı fark etmesini sağlıyorsunuz. Siz nasıl iş yapıyorsunuz falan diyebilir. O polis, o gazetecinin Furkan Karabay'ın o silahı kullanmayacağını biliyor. O silahla o araçtan kaçmaya çalışmayacağını, o silahı kendilerine doğrultmayacağını çok iyi biliyor. Aldıkları kişinin bunu yapacak dillette biri olmadığını biliyor. Maksat ne? Maksat silaha parmak izi geçsin çocuğun ve orada oradan sonra da polisler bununla iş tutsun. Ya bir suça bulaştıracaklar. Ya o parmak iziyle, o silahtaki parmak iziyle bir faili meçhulü kapatacaklar veya onunla suçlayacaklar. Bir daha Sittin sene çıkamayacak. Neyse ki bu konularda da uyanık olduğu için kendi silahın kendin al diyor polise. Devletin polisin nasıl çeteleştiğini ve nasıl resmi üniformayla ne tür iş tuttuğunu görüyor musunuz? Yani filmlerde görüyorsunuz ya işte bir takım ajanların, bir takım polislerin veya FBI görevlilerinin bir suç çetesi unsuru olduktan sonra o resmi üniforma veya kimlikle neler yaptığını veya yaptırdıklarını bu olay kompleye yakın buna dönmüş durumda. Özellikle belli polisler ve belli yargı mensupları için. Onun için yazdım. Aman kendinize mukayyet olun diye. Neler dönüyor neler. Sonra yavaş yavaş bağlayalım. Yumrukçu genç. İşte bu Filistin destek dayanışma mitingi dağılırken herhalde işte hilafet bayrağı veya tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle İsmail Aydemir isimli genci yumruklayan Ege Akersoy. Aileyi arıyor CHP Genel Başkanı. Geçmiş olsun diyor. durum hakkında bilgi alıyor. Hukuki destek vermeye hazır olduklarını söylüyor. Ayrıca da cez cezaevinde ziyaret etmek için Ege e Akersoy'u yanındayız diye diyor yani CHP. Bir milletvekilini görevlendiriyor filan. Sonra bitmedi. Bu CHP'nin yaptığı. Ankara Barosu da hilafet talepçileri hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Filan. Hilafet tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir isimli kişi Cumhuriyet Savcılığı'nda resen tespit edilecek diğer kişiler ve yürüyüşün bütün gün düzenlendiği alana filan falan. Bir de böyle bir hikaye var. Yani o hilafet mi istemiş, hilafet miymiş, taşıdığı bayrak neymiş veya sancak mıymış filan onların hepsini de geçtik. Sonra Fatih Altaylı hakkında bir eline sağlık işlemi var. Yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla falan salı verilmiş başlatılan soruşturma. Neyse artık soruşturmada devam ediyor bilmem ne. Şimdi bütün bunların hepsini alt alta topladığınızda ortaya şu çıkıyor. Bir yumrukçu veya yumruk atan genci genç karşısında toplumsal muhalefetin ve toplumun nasıl gerçek kanaatinin veya görüşünün ortaya çıktığını görüyorsunuz. Mühim bir turnu sol. Eline sağlık işlemi iyi ki de eline sağlık konusu yaşanmış. Çünkü bir taraf Eylemi yüceltiyor, genci yüceltiyor, hukuki destek veriyoruz diyor, şu bu filan falan. Bu Çubuk'ta katıldığı şehit cenaze namazı ardından Kemal Kılıçdaroğlu yumruklanmıştı. Daha sonra da yumruklayan kişi hakkında çok adli takibat da olmadı. İktidar her türlü hukuki desteği verdi. Sonra da o kişiye, o kişinin evi adeta ziyaretgaha döndü. E, o yumruk atan elini öpenler falan filan sıraya girdiler. Fotoğrafları paylaştılar. Hiç farkı yok bu hadiseden. Yani Kılıçdaroğlu'na yumruk meselesini eleştirmeyeceksiniz o zaman. Yani siz de yumruk atan gencin yaptığı eylemin arkasında durdunuz. Eline sağlık dediniz. Hukuki destek veriyorsunuz. Aileye geçmiş olsun dediniz. Bir milletvekilini ziyarete gönderiyorsunuz. İşte Eline sağlık deyip de sonra onun arkasında duramayan gazeteci bilmem ne filan. Sonra da zekamızla dalga geçiyor. Güya sosyal deneyi yapmış filan. Geçeceksiniz bunları. Neyse. Ekrem İmamoğlu kolları sıvamış. Günün karesi bu. Ve İstanbul artık belediye... Zaten bekleniyordu. Alternatifi söz konusu değildi. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş. Yine yeni yeniden 2024 Mart sonunda yapılacak seçimde. Kolay gelsin ama... Geçen seferki destek, siyasal destek en azından yok arkasında. Muhtemelen İstanbul seçmeni Ekrem İmamoğlu'nun arkasında parti gözetmeksizin hizalanacak. Yani partiler bir tutum alsın almasın. İyi parti şöyle desin, dem parti bunu yapsın, öbürü beriki. Ne derse desin muhtemelen seçmen iki aday içerisinde kendi ehvenişlerine ya da gönlünden geçene ya da bari bu olsun diye filan oy verecek. Karşısına çıkacak aday da muhtemelen e, AKP kulisleri Murat Kurum diyorlar eski bakan. Bilemiyoruz kim olacaksa o da pazar günü açıklanacakmış. Açıklandığı zaman düşünürüz. Çok da fazla üzerinde e, duracak bir konu değil. O arada CHP bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ortak par e, muhalefet partileri olarak bir e, toplantı çağrısında bulunmuş. Bu anayasa krizi meselesi Can Atalay'ın tahliye edilmemesi. ikinci kere Can Atalay'ın işte hak ihlali kararı vermesi. Can Atalay'ın tutukluluğuna milletvekili Hatay Milletvekili Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğuna derhal tahliye edilmesi filan neyse. bu olmadı biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi iki kere karar aldı ve her iki karar da yok sayıldı. Yargıtay tarafından veya yerel mahkeme tarafından siyasette onun etrafında hizalandı. Yakında muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu karar okunacak ve Can Atalay'ın vekilliği düşürülecek. Oraya doğru gidiyoruz. Bu konuların konuşulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 9 Ocak Salı günü önümüzdeki hafta 15'te olağanüstü toplantıya çağırmış CHP. Dem Parti'den, Saadet Partisi'nden de ve bir takım bağımsız milletvekillerinden de, Türkiye İşçi Partisi'nden de neyse şey var, Hmm, imzalar var ama İyi Parti'nin imzası yok. İyi Parti zaten e, bu grupla araya bir mesafe koydu. E, e, ne derler? Destek açıklaması yapmadan iktidara destek olmaya devam ediyor. Devam etsin ayrı bir konu ama diyor ki artık ben sizinle aynı bildirilere falan imza atmam. E, İyi Parti destek verecekmiş. Yani eğer toplanırsa meclis İyi Parti de orada olacakmış filan. Bakalım ne olacak ama yani burada bir şey olacağı yok. E, Özgür Özel'in bütün hayatı, bütün politik hayatı parlamentoda geçtiği için her şeyin orada başlayıp bittiğini düşünüyor. Çıkmaları lazım genel merkezden, makam odalarından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Şimdi gazeteciler de heyecanlanıyorlar. Şimdi o mesela Ekrem İmamoğlu CHP toplantısı var İstanbul'da. Gazeteciler heyecanlanmış, heyecanla tweet atıyorlar. 20 tane, 30 tane arka arkaya tweet atanlar, fotoğraf paylaşanları falan gördüm. Evet o öyle bir atmosferde heyecanlanıyorsun ama gerçek başka. Biz ne heyecanlar gördük geriye doğru 10 yıldır? Durumlar farklı. Şimdi Parlament, par, yani parlamentoyu bilirim 1995-2001 yılları arasında. 5-6 yıl çalıştım orada yani. Hatta çoğu zaman mesai orada başlar orada bitirirdik yani. Yani oranın kendine göre bir aurası var. Gidersin basın bürosu var, basın toplantısı salonu, genel kurul, grup toplantıları, koridorlar, milletvekili odaları şu bu falan filan. Yemekhanesi, lokantası neyse gazeteciler de orada yemek yer. Yani ucuz yemeklerden onlar da istifade ederler falan. Yani anlatmayacağım İçinde orada bir hayat döner ve hayat oradan ibaret zannedersin ve dünya burada dönüyor diye düşünürsün. Yaptığın haberleri falan da o çerçevede ele alırsın ama öyle değildir yani. O zaman da öyle değildi. O bir Türkiye fotoğrafı değildi. Bugün de öyle değil. Öyle olunca da her şeye burada çözüm arama falan bitti bu. Yani geçti. Yani geçmişte belki bir şey ifade ediyordu ama artık kalmadı. Dolayısıyla işte bu en son CHP İstanbul neyse buluşmasında bu fotoğrafı paylaşmışlar özgür özellikli ekrem İmamoğlu. Geçti gitti ama bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Bir kere daha belki Türkiye muhalefeti veya muhalefet güçleri bunun yol olmadığını görecekler. Denesinler, denemeye devam etsinler ama bu denemelerden bir sonuç çıkmadı. Orada yani bu Türkiye politikacılarında gerçekten takım elbise problemi var. Özellikle ceket problemi var. Önlerini iliklediklerinde o ceket üstlerine oturmuyor. Ya terziyi değiştirecekler ya da hazır takım almaktan vazgeçecekler. Ciddi bir göbek problemleri var ya da o göbeği eritecekler. <laughs> Neyse deyip haftayı kapatalım. Bir manşeti de aman kendinize mukayet olun manşetini de böylelikle noktalıyoruz. İyi hafta sonları pazartesi tekrar görüşmek umuduyla.